Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde ki çok yüksek bir derinlikte bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok çevre ilde de hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Açıkçası sabah ilk haberi aldığımda bu denli bir yıkımın olduğunu ben de herkes gibi anlamamıştım. Evet, bir deprem olmuştu. Evet, kayıplar olabileceği biliniyordu. Ama acaba bunun çapı ne? Bunun insanlara etki alanı ne? Tam idrak edememiştik. Çünkü idrak edilebilecek bir şey olmadığını maalesef sonradan öğrendik. 6 Şubat depremi hiç beklemediğimiz bir anda oldu ve çok fazla kaybımız oldu. Olayın dramatize edilecek bir tarafı yok. Dramatize edilemeyecek kadar gerçek ve büyük, çok uzun sürdü. Yani çok çok uzun sürdü. Biz binaların içinde bulunduğumuz evin yıkılmasını bekledik açıkçası ailemle birlikte. Sonra aşağı attık kendimizi, dışarı çıktığımızda gördüğümüz manzara film sahneleri gibiydi. Gerçekten cehennemin içine çıktık. Yıkılmış evler, çığlık atan insanlar, başıboş koşturan çocuklar, yağmur, araba farları, bir toz bulutu, cam sesleri. Depremle beraber inanılmaz bir mahşer alanına uyandık. Orayı tarif etmek çok zor, anlatmak daha da zor, inanın bana. Şunu hissedebiliyorsunuz o an. İnsanlara, arkadaşlarınıza, ailenize, akrabalarınıza yetişememe, bir yerden bir yere koşma ve hiçbir şekilde etkili olamama, malzeme ve ekipman sıkıntısıyla beraber. O anı Allah bir daha bize, ülkemize hiç kimse yaşatmasın inşallah. Pandemide şunu derdik, pandemiden sonra başka ne felaket olabilir sorusu vardı insanlarda. Bu ondan daha büyük bir felaketti. Çünkü pandemide insanlar kendini koruyabilir, şeyler yapabilir, önlemini alabilirdi. Ama bu ansızın afetlerde yapabileceğin çaresizce insanlar çaresiz kalıyor kısacası. Ya çok büyük bir şoktu. Ve bir anda şehirde hiçbir şeye ulaşamaz olduk. Bütün bir şehirde hiçbir şeye, yani su, yiyecek, elektrik, yakıt, hiçbir şeye ulaşamaz olduk. Ne kadar büyük bir felaket olursa olsun bu yaşananlar yaşanmamalıydı. Bu yaşananların yarısı bile yaşanmayabilirdi. Bunu bilmek daha büyük acı verdi açıkçası. Sabahleyin uyandığımızda o haberi aldıktan sonra hemen ne yapabileceğimizi ve nasıl bu çalışmanın bir parçası, paydaşı olabileceğimizi düşünmeye başladık. İlk elden bölgeye yardım kolilerinin oluşturulması ve transferi ihtiyaç haritasıyla birlikte, onlarla birlikte koordine olarak bu çalışmayı başlattık. Bireysel olarak neler yapabiliriz'i inanır mısın ilk bir hafta boyunca hiçbir şey düşünemedik. Sadece yardımlar, bu yardımların organize edilmesi, koordine edilmesi, tırların gitmesi. Herkes gibi aslında, yani özel olarak yaptığımız bir şey değil. Herkes gibi biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii bizim bir de birinci elden haber aldığımız ihtiyaç haritası. Yani neredeyse bizim paydaşımız, yani Mert Fırat da yönetim kurulunda. Onun da yani iletmesiyle ve çalışmalarının farkında olmamız söz konusuydu. Ve çok yakından takip ettik bu nedenle ve aslında bir avantajımız da oldu. Yani ne yapabiliriz konusunda bölgeden bilgi almak ve birlikte hareket etmek anlamında. Tiyatro Kooperatifi ile ihtiyaç haritasının birlikteliği kuruluşundan öncesine dayanıyor aslında. Tiyatro Kooperatifini kurma düşüncesiyle bir araya gelen özel tiyatrolar, İstanbul'daki tiyatrolarla bizim çok böyle bir gönül bağımız var diyebilirim. Ve yola çıktığı andan itibaren de Tiyatro Kooperatifi İhtiyaç Haritası ilk zamanlardan beri de bir dayanışma içerisinde birlikte projeler de üretiyor. Bizim de işte içinde olduğumuz bu platformumuz, bu yapımız
insani yardım anlamında ilk çalışmaları yapmak üzere yine afette ilk gün yola çıktı ve afet bölgesine ulaştığında da buna yönelik kurulumları, iletişimleri yaptı. Haliyle insanların afette enkazdan kurtulmuş ya da çok böyle ağır hasarlı evleri olan, dükkanları olan ya da başka şeyler olan insanların ilk ihtiyacı barınma. Barınmayla alakalı sorunu çözünce insanın temel ihtiyacı beslenme, gıda yani. İnsani yardım bu noktada devreye giriyor ve bir süre artık arama kurtarma çalışmalarıyla beraber de bu insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Ama şimdi insanları çadır kentlerde ve sonrasında konteyner kentlerde bir arada yaşayabilir kılmak için de bir takım psikososyal destek çalışmalarına ihtiyaç var. İnsanların suya ihtiyacı, ekmeğe ihtiyacı olduğu kadar insanların bir ruhu var, psikolojisi var. Onun gelişmesine de ihtiyacı var. Durumun ne kadar vahim olduğunu anladıktan sonra zaten kooperatifte hemen konuşulmaya başlandı. İlk önce hani insani yardım olarak neler yapabiliriz, ne gönderebiliriz, nerede ne var, kim nerede, nasıl çalışıyor. Bu zaten hemen konuşulmaya başlamıştı. Bir süre sonra da hani artık orada biraz daha temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, çadır kentler, konteyner kentler oluşturmaya başladıktan sonra orada illaki bir şeyler yapmak lazım, bizim de gitmemiz lazım, bununla ilgili bir organize olmamız lazım diye bu konuşulmaya başlamıştı. Belki yeni konutlar inşa edemeyebiliriz ama bildiğimiz yerden, hayata değer kattığımız yerden burada da bir değer oluşturabiliriz dedik. Ve ortaklarımızdan Ankara Birlik Tiyatrosu'nun sevgili kurucularından Gül Göker, o hepimizi bir araya getiren ilk kıvılcımı attı ortaya. Yaşadığımız ülkenin bu döneminde ve koşullarında bu kadar büyük bir felakette sadece devletin buna çözüm yaratacağına inanmak pek mümkün değil. O nedenle ülkede çok büyük bir seferberlik oldu. Büyük bir dayanışma örneği gösterdi toplum. Biz de bu ülkenin sanatçıları olarak bu konuda gereken duyarlılığı göstermek durumundaydık. Bu hepimizin kalbinden gelen ve çok isteyerek bir şeyler yapmamız gerekir fikri bizi buluşturdu. Tiyatro Kooperatifi bu konularda çok duyarlı bir kooperatif. Yani tiyatroda var olmanın sınırlarını da zorlayan bir kooperatif aynı zamanda. Bu kez deprem için acil bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda çeşitli kararlar alındı. Bu kararlar hızlı bir şekilde hayata geçti. Fakat bu arada en önemlisi sahada olmak, ne şekilde olmak fikrini kafaya yorduğumuzda. Ben kişisel olarak bir tiyatro topluluklarının 80'e yakın tiyatro grubuyuz. O sahada kadınlar ve çocuklar için ağırlıklı olarak çeşitli etkinlikler yaparak onlara iyi geleceğini düşündüm. Motomuz her zaman sanat iyileştirir. Burada gerçekten sanatın iyileştirici gücüne çok ihtiyaç vardı. Hızlıca bir toplantı düzenledik ve aslında o gün birlikte hayal ettik. Yani evet, çocukların iyi oluşu için deprem alanında bir iş yapacağız. Oraya tiyatro oyunları götürmek istiyoruz. Biraz moral vermek istiyoruz. Biz buradayız demek istiyoruz. Ve onların da elini tutmaya, o varlığı hissetmeye de aslında hepimizin ihtiyacı var. Hep birlikte hayal kurduk. Hayal kurarak iyi oluşlarını destekleyecek gösteri çadırları aslında hayal ettik. Sonradan da projemizin adı ve gösteri çadırlarımızın adı Renklerler Sahnesi oldu. Renklerler Sahnesi'nde filmimiz başlamak üzere. Sonuçta hızlı bir şekilde çalışma grubunda kimler olabilir diye düşünerek bu konuda gerçekten çok aktif ve becerikli arkadaşlarımızdan bir telefon trafiği oluşturdum. Telefonla önce onlara bu fikri açtım. Hepsi heyecanla ben varım, ben de varım şeklinde yanıtladılar.
Gül Hanım aradı hemen depremin arkasından ve işte hepimizin kafasında olan deprem bölgesindekiler için hani ne yapabiliriz? Tiyatro kooperatifi olarak burada nasıl bir proje tasarlayabiliriz diye telefonda konuşmaya başladığımızda hani öncelikli olarak o bölgedeki kadınlar ve çocuklar için bir şey yapalım. Çünkü tabii depremin arkasından malum yani herkes bölgeye yardım için koştu. Çocuklar için bir şey yapmak fikri ve bunu hızlıca yapabilmek fikri bize çok etkileyici gözüktü ve hemen bunun için ne yapabiliriz onu konuşmaya başladık. Sayın Gül Göker, Gül abla sağ olsun bir telefonla yine dastastaydım. Bir telefon etti ve dedi ki işte çocuklar için böyle bir organizasyon yapabilip yapamayacağımızı düşünüyorum dedi. Ben de dedim ki neden olmasın. O telefonun bir hafta sonrasında büyük aşama kat ettiğimiz bir durumdaydı. Sponsorluk konusu önemli bir konuydu. Çünkü ciddi anlamda boyutlu ve iki ay sürecek bir proje içerisinde kooperatifin ekonomik koşulları buna el vermeyecekti. Sponsörlük görevini üstlenen arkadaşımız Burak Satıbol iki gün içerisinde hızlı bir dönüş yaptı. Sevgili Başkan Atak AVM'e hemen ilgilendi ve kreatif endüstrilerin dolayısıyla TOB'un bu işe destek verebileceğini söyledi. Bu taraf çalışmaya başladı. O dönemde bizim çok değer verdiğimiz ve önceliklerimiz arasında yer alan çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili bir proje yapma hayalinin içerisindeydik. Bununla beraber bizim meclisimizde bulunan sevgili Burak Satıbol, Mahşeri Cümbüş'ün bir üyesidir. Onunla beraber bir temasımız oldu. Bu durumun tiyatro kooperatifi tarafından böyle bir hayalin gerçekleşmesinin istendiği söylendi ve biz de bu isteğe memnuniyetle tüm meclis olarak destek olacağımızı ve oy birliğiyle karar vererek söyledik. Bu süreçte yine bizim meclisimizin değerli üyelerinden biri Netflix Türkiye bu konuda inisiyatif gösterip çok ciddi bir yükün altına girdi bizlerle beraber ve aslında bu dörtlü partnerlik oluşmuş bulundu. Pelin sağ olsun hiç neredeyse düşünmedi ve dedik biz elimizden geleni yapacağız. Böylece Netflix de işin içine dahil olmuş oldu. Hemen Netflix'te bir toplantı ayarlandı, yüz yüze gelindi, fikirler anlatıldı ve fark ettik ki onlar da aslında bu tür kaygılar içerisinde bölgede ne yapabiliriz'i araştırır haldelermiş. Bizi çok heyecanlandırdı çünkü tam da yapabileceğimiz, bildiğimiz bir şey. Evet, nakdi yardımlar yaptık, şirket olarak bir bağış yaptık. Ayrıca zaten yıl boyu devam eden personelimizin destek verdiği kampanyalar olur bizim her dönemde. O kampanyalarımıza şirketin katkısını büyüttük. Hem personelimizin maddi katkısı hem şirketin maddi katkısı olan projelere başlamıştık ama biz doğamız gereği sanatla ne yapabiliriz onu bulmaya çalışıyorduk. Tam o anda bu proje karşımıza düştü. O yüzden de bizi çok heyecanlandırdı. Çok organik bir işbirliği oldu bizim için. En doğru, her zaman beraber çalıştığımız partnerlerimizle en bildiğimiz şeyi yaparak birilerine fayda etme imkanı bulduk. O da bizi çok heyecanlandırdı. Böylece Netflix aslında bizim ihtiyacımız olan ilk aşamada bizi harekete geçirecek, sonra da bizim orada bölgedeki ihtiyaçlarımızı karşılayacak bütçeyi Netflix sağlamış oldu. Aynı dönemlerde ihtiyaç haritası, onlar zaten herkesten önce oradalardı ve çalışmalarını yürütüyorlardı. Dolayısıyla onlar da bizim orada bize rehberlik ettiler, bize her türlü desteği verdiler. Renkli Hayaller sahnesinde tiyatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak performansları ve film gösterimlerinin olmasını hep birlikte hayal ettik. Burada tabii deprem alanına gidiyoruz, gideceğiz ve çocuklarla buluşacağız. Çok hassas bir nokta. Dolayısıyla içeriklerimizin uzman psikologlarca incelenmesi konusu aslında ilk oturup hayal ettiğimiz masada konuşulmuş bir konuydu. Bu yönde de bir araştırmamız oldu ve yolumuz İstanbul Psikodrama Derneği ile kesişti. Tiyatro kooperatifiyle bağlantılı bir istek geldi. Füsun Hanım'la iletişime geçtik.
Ve o bütün bunları anlattı bize, ne beklendiğini, orada ne yapmak istendiğini, çocuklarla çalışılacağını, renkli hayaller sahnesini, sorular soruldu, karşılıklı birbirimizi dinledik. İstedik ki onlar oraya gittiklerinde kendilerini güvenli hissetsinler. Bunu uygun bir şekilde ve etik bir şekilde yürütmenin yolları üzerine birlikte aslında kafa yorduk. Bir yandan da çünkü izletilecek filmler vardı, oyunlar, hikayeler. Bütün onları biz İstanbul Psikodrama Derneği olarak kurduğumuz ekip gözden geçirdi. Orada çalışırken arkadaşlarımız, tiyatrocu arkadaşlarımız eğer yardım isterlerse onlar için hep bir online cumartesi akşamları bir alan yarattık. Ne zaman isterlerse oraya gelip yardım almaları için. Bir de oradan geri dönenler, sahadan dönenler için her pazartesi bir vakitimiz vardı. Oradan eğer bir sıkıntıyla, bir güçlükle, bir sorunla dönerse yardım alabilmesi için. Ve proje şekillendi, oluştu ve tam da hayal ettiğimiz gibi işte 23 Nisan'da proje Renkli Hayaller Sahnesi projesi deprem bölgesindeki çocuklarla, ailelerle buluştu. Biz ilk gittiğimizde tabii ki operasyonları Kahramanmaraş'a ve Hatay'a kurduğumuzda ne yapılacağıyla ilgili ya da çocuklarda nasıl bir karşılık bulacağıyla ilgili soru işaretleri vardı. Ama çok sağlam hazırlıklı gitmiştik. Bölgeden çok fazla geri bildirim alarak gitmiştik ve birçok şeyin önceden karşılaşacağımız birçok şeyin farkındaydık. Ve operasyon başladığı gün itibariyle, tabii ki akşamları da film gösterimi oluyordu, böyle çocukların öncelikle utana sıkıla geldiği bu mekan, birinci ayın sonunda aynı çocukların artık değişmeye, dönüşmeye başladığı ve ha ben bugün bu saatte şimdiki atölyeye gitmeliyim ya da konser var oraya gitmeliyim noktasında kendi programlarına, yani kendi hayatlarına dahil ettiği bir noktaya geldi. Yani burada sürekli birileri gelip etkinlik yapıp gidiyordu ama biz buraya yerleştik ve 2,5 ay boyunca burada olacağımızı falan söyleyince müthiş bir heyecan oldu çocuklarda. Önceleri uzak durdular, aileler de çok uzak durdu. Tam olarak ne olacağını, burada nasıl etkinlikler olacağını kestiremiyorlardı. Sonra işte biz çocuklara yaklaşıp, ailelere yaklaşıp, çadır kent içinde tur atıp aslında kendimizi ifade ettiğimizde, kendimizi neler yapacağımızı anlattığımızda günden güne katılım çocuklar arttı. Psikolojileri dağılmış durumdaydı. Hala öyle bazı çocuklara. İnanılmaz mesela agresifler, inanılmaz saldırganlar, inanılmaz vurdum duymazlar. Evet, bunlar etkinlik anlamında bizi bazen yordu. Ama bunları tabii ki de zorluk değil, çocukların psikolojisinin bozulmasıyla, çocuklar kendi aralarında şakalaşmasını bile artık şiddetle gösteriyorlardı. Bir yerden sonra biz bunu aştık. Bu anlamda çocuklar büyük yol kat etti diyebilirim. Alışık değillerdi açıkçası. Hani çadırın içerisine girdiklerinde nasıl gireceklerini, birbirlerini itmemeleri, çekmemeleri gerektiğini, sandalyelerin onların olmadığını anlamaları bizim başlangıçta zamanımızı aldı. Ama çadırın içerisine ilk girdiklerinde ve onlar için bir şey yapıldığını fark ettiler. Hepsinin gözleri ışıl ışıldı, çok heyecanlandılar. Şimdi tiyatromuza geldim. Ondan sonra da atölyeye geldim. Ben geldim. Atölyemiz de güzel oldu. Tamam. Ve tiyatroya gelmiştim, tiyatro çok eğlenceliydi. Bugün de eğlenceli. Bekliyoruz arkadaşım. Buraya gelmek isterken ben de çeşitli şeyler araştırıyordum. İşte farklı derneklerle iletişim kurdum, farklı STK'larla iletişim kurdum. İşte herkes bir şekilde hazırlık sürecindeyiz. İşte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz derken bir gün telefon çaldı ve Füsun Hanım sağ olsun böyle bir projeden bahsetti. Ve ne şanslıyım ki açılış gününde Hatay'da bulunma şansını elde ettim. Farklı şehirlerde yaşayan arkadaşlarımla karşılaştım. O da çok keyifliydi proje içinde. Çocuklarla çalışmak çok büyük keyifti 23 Nisan'da. Yani ilk amacımız tabii ki herkesin olduğu gibi çocukların iyi vakit geçirmesi, nitelikli ve iyi vakit geçirmesi. Ben de bunu müzik üzerinden, ses ve hareket üzerinden onlarla paylaşmaya gayret gösteriyorum.
23 Nisan'da buraya gelirken biraz açıkçası biz de kaygılıydık. Çünkü çocuklara nasıl yaklaşacağımızı, nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Biz de pek kestiremiyorduk. Ama bunun öncesinde etkinliğin bazı kursları oldu, workshopları oldu. Bazı pedagoglar bilgilendirme yaptılar. Onların çok faydası oldu. Tabii zamanla insan her şeye alışır ama tabii ki de acısı unutulmaz ama bir nebze de olsa o acıya birazcık tatlılık katabildiysek ne mutlu bize. Hepimizin vardır çocukluğunda. Bir öğretmenimizin bir lafı, belki dayımızın bir cümlesi, belki yolda karşılaştığımız birinin, tanımadığımız birinin ya da bir okul arkadaşımızın hepsinden bir iz taşırız. O yüzden o iz olmak istiyoruz aslında. Yani o iz olabilmek için mesela burada özellikle dünden bu yana adalet, iyilik, sevgi böyle kelimeleri olabildiğince arada kullanmaya, dayanışma bunları kullanmak bile çok değerli. Bir tanesinin bile aklında ya da kalbinde iz bırakabilirsek zaten çok şey kazanır bu dünya hepimiz için. Yani hepimize düşen görev bu bence. Bazı şeyler vardır ki bazı anlar, bazı fotoğraflar kalır. Yani sahne kalır, şiir kalır, resim kalır, oyun kalır, sinema kalır, tiyatro kalır. Bir sürü şey gider ama insan hayatında bu tür anlar kalır. O yüzden burası var. Yani günlük yaşamdaki rutin, yememiz, içmemiz, alışkanlıklarımızın dışında yeni bir şeyle karşılaştığı zaman çocuk ileride bunu hem anımsayacak hem de paylaşacak. Bunu gülümseyerek paylaşırsa ne mutlu bize yani. Çocuk önce oyunla iyileşir, sanatla iyileşir. Bizim yaptığımız işin içinde de müzik var, müziğin içinde oyun var, işte şarkılar var, bir kukla eşlik ediyor. Kuklayı her yaşta insan sever. Müziği sevmiyorum diyen insana hiç rastlamadım, çocukta da rastlamadım. Burada bize düşen şarkılarla çocukları hem mutlu etmek hem onlara bir şeyler öğretmek, bir takım kazanımlar da sağlamak ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak. Çadır kentlerde izlediğim kadarıyla meşguliyetleri yani yapacak şeyleri az kadınların ve çocukların. Bu sahne bir kere bir birleşme alanı olmuş. Hepsinin bir araya geldiği, toplandığı, hiç olmazsa iletişim kurduğu ve konu ne olursa olsun yani bu GOM olsun, diğer aktiviteler de şahane. Sonuçta hepsini bir araya toplayıp bir sosyalleşme alanı şu an. Ve bunlar dışında bir sosyalleşme alanları yok. Yani yemek kuyrukları var, çadırlar var, tuvaletler var ve çok küçük bir alanda çok temel ihtiyaçlarla yaşar durumdalar. Dolayısıyla buna katkı sağlamak durumundayız çünkü bu insan psikolojisi için zor. Böyle yas durumlarında, felaket durumlarında bazen insanın kendisini deşarj etmesi, başka şeyler düşünmesi ve yenilenmeye ihtiyaç duyuyor ve bence tiyatro oyunları, bu tarz, ya sadece tiyatro olmak zorunda da değil, kültür sanat aktiviteleri, bir araya gelme, belki spor, bu tarz alanlar, ortak paylaşım alanları hem o duygusunu başka bir çocukla paylaşmasını sağlıyor hem de onun için oraya gelen insanla da başka bir bağ kuruyor. Ben bu yüzden yani böyle felaket anlarında da sanatın iyileştirici gücünün çok örnekleri de var dünyada da ve ben bu felaketi de böyle atlatacağımıza inanıyorum. Burada gerçekten seyirciyle buluştuğumuz, anladığımız alanlar aslında bunlar. Çünkü yani tam da böyle krizli durumlarda özellikle de çocukların biraz bu gündemden uzaklaşmaya, birazcık kafayı dağıtmaya, azıcık kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, başka şeyleri hayal edebilecekleri alanlara ihtiyaç var. O alanları da açmak lazım. Yani bu atölye olabilir, işte sinema gösterimi olabilir, tiyatro olabilir, çocuklarla konuşmak, öykü anlatmak, öykü dinlemek olabilir. Dolayısıyla aslında bir ihtiyaç, bir zorunluluk neredeyse. Bu sahne onlara düzenli bir alan sağlıyor. Yani bu burada dışarıda oynadıkları yakar toptan daha farklı bir sosyal ortam onlar için. Bu yüzden de aslında belki bir gerçekten hayal sahnesi onlar için. Kesinlikle çok güzel bir şey. Daha fazla burada etkinlikler olmalı onlar için. Çok ihtiyaçları var. Böyle bir çadırın, böyle bir aktivite alanının varlığı bir yanda aslında yaşam alanı, küçülmüş yaşam alanından bir dışarı çıkıp çizgi film seyrettikleri, belgesel seyrettikleri, tiyatro seyrettikleri, gösteriler seyrettikleri bir aktivite mekanına dönüşmüş oluyor ve aktivite mekanı onların hemen yanı başına gelmiş
oluyor. Bu bakımdan çok onların mutlu olduğunu, suratlarından anladığımız kadarıyla burada olmaktan hoşnut olduklarını söyleyebiliriz. Buradaki etkiyi çocukların yüzünde, gözünde görmek mümkün aslına bakarsanız. Yani hayat sadece yemek içmekten ibaret değil. En temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra ruhumuzu doyuracak bir takım iyileşmelere ihtiyacımız var, paylaşımlara ihtiyacımız var. Ve burada da bu çocukların ve aynı zamanda yetişkinlerin de aslında buna ihtiyacı var. O ihtiyaç gözlerinde gözüküyor. Gün içerisinde çocuklarla çok tatlı temaslarımız oluyor. Çok nazik ve meraklı bakışlarla temas ediyoruz kendileriyle. Ama özellikle oyun sürecindeki burada yapılan, aylardır yapılan işle aslında tabii sadece bu kampı gördük Kahramanmaraş'ta. Çocuklar bir tiyatro gösterinin başlangıcı, süreci, aktif oldukları anlar ve katılımları. Hani burada aslında bu kadar kısa sürede bir hani hep söylediğimiz bir tiyatro kültürü, bir performans sanatıyla ilişki kurma biçimi oturmuş çocuklarda. Bu çok sevindirici bir şey. Gülmek iyileştirir ve en önemlisi gülmek birleştirir. Bu etkinliklerin temel amacı da aslında hem o iyileşme hem de birleşme. Çünkü tamam bir çadır kentte ya da konteyner kentte birlikte yaşıyorlar ama bu etkinliklere geldiklerinde onlar da hep beraber bir etkinliğin parçası oluyorlar. Dolayısıyla orada bir birleşme oluyor. İster bu bir clown gösterisi olsun, bir tiyatro olsun ya da bir konser olsun. Umarım biz de burada çocuklara biraz olsun o etkiyi, o birleştirici ve iyileştirici etkiyi yaratabiliriz. İşte yaşanan felaketten zarar görmüş, yakınlarını kaybetmiş, çok büyük acılar yaşamış insanlara değerli olduklarını hissettiren bir proje bence. Bölgedeki çocuklara ve depremin yaşamışsızlıklara yaşadıkları şeyin ötesinde bir hayatın daha devam ettiğini ve farklı bir vizyon geliştirmek için aslında bu var, böyle dünyalar var, böyle bir akış da daha var. Bunu göstermek için çok güzel bir etkinlik, renkli hayaller sahnesi. Böyle bir şeyle de burada olduğum için çok mutluyum. Her alanda birçok şey yapıldı burada. Yaşam, yemek, barınma. Ama bunu koymak bir umut, bir olasılık hayata dair çocuklara yeni bir olasılığın tohumunu verdiğimizi düşünüyorum ben renkli hayaller sahnesinde. Sanat zaten hep iyileştirici bir güce sahip hayatlarımızda ve insanı hayal kurdurtan, renkli hayaller kurdurtan bir uğraş sanat. Onun için burada olmak onlara demin de söylediğim gibi terapi gibi geldi ki bize de öyle geldi. Ve çok güzel seçilmiş bir isim bence. Onlara biraz hayal kurdurabildiysek, şarkılarla günlük yaşamın sıkıntılarını biraz unutturabildiysek, bu çadırın ismi de şarkılar da işe yaramış demektir. Çocukların rengarenk, bizim bile hayal edemediğimizden daha da büyük, daha da geniş hayalleri var. Hayal güçleri çok güçlü. Dolayısıyla renkli hayaller sahnesinin bu da varlığı, sanatla onları buluşturması o çocuklar için çok büyük bir avantaj. Ve en ihtiyaçları oldukları dönemde maalesef yaşadığımız büyük felaketten sonra en ihtiyaçlı oldukları dönemde burada onlarla bir araya gelmek ve onların o gözlerindeki gülümsemeyi görebilmek o kadar değerli çizim için. Bu çadır şu an bu röportajı yaparken çok sessiz ama çadırı gözümü kapayıp hayal ettiğimde çok fazla çocuk sesi duyuyorum. Onların hayallerini duyuyorum, onların kahkahalarını duyuyorum. O yüzden renkli hayaller sahnesi benim için umudun kalbe ekilişi gibi bir şey. Her tiyatro oyununun bir ana fikri var ve bunun üzerine bir tartışma ortamı doğuyor. Birebir illa onlarla konuşmasak bile onların kafasında bir tartışma ortamı doğuyor. Diğer arkadaşlarına söylüyorlar, ebeveynler diğer ebeveynlere söylüyor ve belki de oyun üzerine konuşuyorlar, belki atölyeler üzerine konuşuyorlar ve insanın o diğer ihtiyacı olan sanat kısmını, işte atölyeden bir şeyler öğrenme kısmını sağladığını düşünüyorum renkli hayaller sahnesinin. İyi ki geldik. İyi ki bu İstanbul'da oynadığımız oyunları buradaki çocuklarla buluşturduk. Gerçek tiyatro oyunlarıyla, nitelikli tiyatro, bütünlüklü hikayesi olan, iyi oyunculuklarla, sahneye konmuş oyunlarla çocuklar buluştular.
Dolayısıyla biz bir taraftan o iyi oluşu, iyi hissetmeyi desteklemeye çalışırken bir taraftan da aslında geleceğin tiyatro seyircilerine, belki tiyatro oyuncularına da küçük bir pencere açmış olduk burada. Bu anlamda da çok kıymetli bir proje olduğuna da inanıyorum. Biz artık geldiğimiz zaman çocuklar bizimle sanat konuşuyorlar, yaptığımız işleri konuşuyorlar. Onu nasıl yapıyorsun diye merakla, sorularla geliyorlar. Zaten arzuladığımız da tam olarak bu. Belki bir tiyatrocu çıkmayacak bunların içinden. Anlatmaya çalıştığım bu değil. Ama sahnede korkmayan, söylemek istediğini özgürce söyleyebilen, işte yarın iki top gördüğünde bir abi vardı, ben de onun gibi belki top çevirebilirim diyen çocuklar bırakabilir miyiz diye umut içindeyiz. Yani bizim için açıkçası bulunmaz nimet. Çünkü hani ben bireysel olarak buraya gelmeye kalktığımda tabii ki bir organizasyon durumunu düşünmek lazım. Belli başlı işte mekandır. Yani işte sayacağımız bir sürü şey var hani bunların sağlanması bizim için çok iyi. Biz bir yerde hani tırnak içinde söylüyorum hazıra konmuş oluyoruz. Bu gerçekten keyifli bir durum bizim için. Çocuklar kapının önüne gelmeye başladıklarında derim ki sakin ol Eraslan kendi kendime. Onlara iyi vakit geçirmeye geldik buraya. Onlara ders vermeye ya da bir şey öğretmeye değil. Hayatlarına renkli hayaller dokundurtmaya geldik. Yani bunu düşünün ki güzel renkli, bu renkli hayaller meselesi. Güzel renkli bir takım boyalar birbirimize attığımız. Sadece kalplerine bir boya atmak, attığımız boyayla onların resim yapmasını sağlamak. Resmi onlara bırakmak. Üst üste gelen sanatsal faaliyetlerle iç içe olamayacak olan çocuklara onların yanına gelmek, onların ayağına gelmek ve bunları sunmak, onların psikolojisini belki iyileştiren, onları iyileştirirken ailelerini iyileştiren ve hep birlikte belki de toplumu iyileştiren bir şey oluyordur. Birçok tiyatro topluluğu gitti oraya, birçok sanatçı gitti, gösteriler oldu. İşte tiyatro oyunları, Netflix orada akşamları tiyatro oyunlarından sonra sinema gösterimleri yaptı. Bu anlamda Netflix kütüphanesini açtı bize. Çocuk filmlerini, aile filmlerini orada sergilemeye başladı. Hem maddi olarak hem manevi olarak bu anlamda Netflix'in desteği büyük. Bu büyük kurumlar bir araya gelince de bize sadece sanatımızı icra etmek ve oradaki çocukların dokunmak, onlarla beraber hayal kurmak kaldı. Biz de kooperatif olarak bu kısmı üstlendik ve bu kısmı başardık diye düşünüyorum. Netflix bu projenin mali kaynağını sağladı bir yandan. Bir yandan da proje kapsamında gösterilecek film içeriklerini sağladı. Orada da çok hassas bir çalışma yürütüldü. Gerek orada yapılacak tiyatro gösterimleri, seçilen şarkılar, seçilen filmler, her biri çok titizlikle ele alındı. Çünkü çok büyük bir travma yaşamış, çok büyük bir kayıp ve üzüntü yaşamış evlatlarımız söz konusuydu. Öncelikle amacımız onlara en doğru yaklaşacağımız açıyı bulmaktı. Ruhlarına iyi bir yerden dokunmaktı amacımız. O yüzden çok incelikli bir çalışma yaptık. Her bir içeriğimiz, orada sahneye çıkan her bir tiyatro oyunu, bizim perdeye yansıyan her bir sinema içeriğimiz psikolog denetiminden geçti. Çok itinayla seçildi. Saha çok zorlukları olan, sürekli değişimler olan, sürekli bir yandan artçı sarsıntılar olan, hijyen sorunları yaşanan bir alandan bahsediyoruz. Burada sürdürülebilir bir şekilde projenin her gün çocuklarla bir araya gelebilmesi, çocuklarımızın her gün orada güvenli bir şekilde toplanabilmesi bizim için çok kritikti. O yüzden sahadaki süreci de çok yakından takip ettik. Oranın bağlanacak yeri böyle. Atlatabileceğimizi zannettim. Aslında öğleden sonra başladı sert fırtına. 3.30 gibi. Kamyonu ve işte arabanı rüzgarı kesecek şekilde aldık. Biraz atlatabileceğimizi zannettik. İnanmıştık buna ama sonra daha da şiddetlenince kontrolden çıktı. Şöyle ki, şuradaki çadırımız var ya, o çadırımız 8 knot şiddetinde rüzgara maruz kaldı.
Akşam film gösterimi sırasında birinci bölümü izletirken İzzet'in kol dünyasında çadırın çok sallandığını fark ettik. Çocukları tahliye ettik dışarıya güvenli alan oluşturmak adına. Daha sonra rüzgar iyice havalanmaya başladı. Çadırın yanındaki kumlardan kalktı. Klipsler tekrar kendini fırlattı ve sol taraf iyice havalanmaya başladı. O sırada film izliyorduk. Film gösteri zamanıydı. Film izlerken ekran sallanıyordu. Kübracın herkes dışarıya çıkarttı. Ondan sonra rüzgar şiddetlendi. Çadır uçacak gibi oldu. Eşyalar dışarıya çıkarttılar. Çadırın son hali de böyleydi. Çadır okul gibiydi bir noktada da. Orada bitiriş planlıyorduk. Tatlı tatlı. Biraz buruğum ya. Böyle şey, evim yıkıldı gibi hissediyorum. Daha fazla konuşursam ağlayabilirim. Üzgünüz. Güzel bir son yapamadık ne yazık ki. Ama olsun, şey var, gezici tırımız var. Bugün onunla çalışacağız. Hafta sonu bu şekilde geçecek gezici tırımızla. Çünkü etkinlik çadırımız yok. Fazıl Konteyner kentindeyiz şu an. Buradaki çocukların etkinliğe çok fazla ulaşamadığını duyduk. Bizim de programımızdaki işte o fırtınadan dolayı oluşan bir boşluk dolayısıyla buradaki çocuklara ulaşma kararı aldık ve şu an buradayız. Bugün iki tane tiyatro ekibimiz var. Onların oyunu başlamadan önce çocukları alana toplamak adına gösteri yapacağız. Çocuklarla birlikte küçük bir yarım saat sokak gösterisi yapacağız. Sokak şovu yapacağız. Bakalım sokak performansını birlikte eşlik edecek kalanlar. Tiyatro Kooperatifi'nin buraya gelmesine çok mutluyum. Bayram öncesi bizi çok mutlu ettiniz. Aynı zamanda çocuklar bunun için çok mutlulardır eminim ve olacaklardır. Ben çok heyecanlıyım burada olduğunuz için. İyi ki geldiniz. Bugün burada oyun oynayacağız. Sonrasında tekrar kampüsteki yerleşkemize gidip orada da oyun oynayıp akşamına da atölye yapıp bugünü tamamlayacağız. Mobil sahnenin şöyle çok büyük bir avantajı var. Bu çocuklar çok fazla tiyatroyla belki de iç içe olamamış çocuklar. Mobil sahne birazcık da bu kapıyı açıyor, yani çocuklara birazcık da bu pencereyi gösteriyor. O yüzden mobil sahnenin varlığı bu yüzden çok aslında gerekli bir şey ve iyi bir şey yani. Sahne dört duvar olan bir yer değil, her yeri sahne olarak kullanabilir. Bu meydan olur, mobil araç olur, başka bir yer olur. Çok güzel bir şeye hizmet ediyor aslında. Mobil sahne deneyimimde gözlemlediğim, çocuklar henüz oyun başlamadan 30 dakika önce oyunun tüm hazırlıklarıyla birlikte full dikkat oyunu bekledikleri. Yani bu da aslında bu çocukların bu tür gösterilere aç olduğunu gösteriyor. Buradaki şartlar biraz daha farklı. Olabildiğince elimizden gelen çabayı gösterdik ekip olarak. Kurulumumuzu gerçekleştirdik. Biraz zorlandık ama herhalde başarılı olduk diye düşünüyorum. 23 Nisan 25 Haziran arasında 2 ay süresince Kahramanmaraş ve Hatay'da 2 tane sabit gösteri çadırımız vardı. Bununla birlikte projenin son 10 gününde mobil sahnemizi devreye aldık. Ve Kahramanmaraş'ın daha dezavantajlı diyebileceğimiz bölgelerindeki çocuklara da mobil sahnemizde ulaşma fırsatımız oldu. Ve gezici sahneyle işte girişin doğuşunu, batışını hesaplayarak ona göre, hatta sadece tek bir mekanda değil, Afşin'de, Elbistan'da, Göksun'da, daha bugün şeye gittik, Kırgız Çadırları'nın olduğu yere gittik. Yani ne kadar çocuğa ulaşabilmeye çabaladıysak sanıyorum başarılıydık. Kahramanmaraş ve Hatay'a 30'un üzerinde performans ekibi gitti renkli hayaller sahnesi kapsamında ve 7500 çocuğa dokunduk.
7500 çocuğa ulaşma imkanımız oldu. Onları tiyatro oyunları, atölyeler, konserler, sokak performansları ve film gösterileriyle buluşturduk. Onların hayatlarında bir amaç vardı. Orada bir gösteri çadırı vardı ve onlar için çok güzel ve heyecan verici şeyler planlanıyordu. Dolayısıyla eminim onların dünyalarında çok boyutlu bir pencere açılmıştır. Terledik, yorulduk. Fırtınalar yaşadık. Çok komik ama bir taraftan da bizim elimizde olmayan coğrafi şartlara karşı geldik. Ne kadar başarılı olduk bunu herhalde bir 20 sene sonra buradaki çocuklar bize bildirecekler. Çokça emek var. İlk önce gerçekten sahada 2 aydır emek harcayan saha sorumlularımız, saha asistanlarımız, teknik arkadaşlarımız ve buraya gelip bu paylaşıma güç katan bütün tiyatro kooperatifinin ortaklarına teşekkür etmem gerekiyor. Biz de YK olarak, yönetim kurulu olarak gerçekten insanüstü bir çabayla çalıştık diyebilirim. Ve bütün bu planları gerçek yapmamıza olanak sağlayan Netflix, Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kreatif Endüstriler Meclisi ve ihtiyaç haritasıyla birlikte 2 ay boyunca çocukların yüzünde gülümseme olabilmek için, onların yıkıntıların arasından başka bir dünyayı görebilmek için renkli hayalleri oluşturduk. Renkli hayalleri bir araya getirdik ve bugün 2 ayı tamamlıyoruz dolu dolu. 2 aydan biraz daha fazla buradayız ve çocuklarla artık abi kardeş gibi, öğretmen öğrenci gibi, bir akraba gibi olduk. Aslında bugün büyük gün. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü artık 2 aylık bir projenin sonuna geldik. Yeri geldi, çok mutlu olduğumuz anlar oldu. Yeri geldi, çok üzüldüğümüz zamanlar oldu. Burada 2 ay geçirdik ve son günlerimiz. Kendi hislerim biraz karmaşık. Olumlu da hissediyorum, olumsuz duygular da barındırıyorum içerimde. Sadece mutluyum diyemem. Bir yanım da burada kaldı gibi hissediyorum. Çocuklara bir nebze de olsa bir şeyler katabilmiş olmayı diliyorum. Bir şekilde iz bırakabilmiş olmayı diliyorum. Bizleri hatırlarlar mı, hatırlamazlar mı? Bu benim için çok önemli değil. Yaşadıkları hisleri unutmasınlar istiyorum. Umarım o hisler hep akıllarında kalır. Bir güvenli alanda oldukları, birçok olumsuz faktörün içerisinde bulundukları bu ortamda güvenli alanlarını yarattığımızı ve o alanın onlara kattığı doyumu unutmasınlar istiyorum. Umarım bu çocuklarda bir iz bırakabilmişiz. Umarım gerçekten de projenin adı gibi renkli hayaller kurdurabilmişiz. Çocuklara ve ailelere sorduğumda öyle olduğunu söylüyorlar ama ben hani gerçek duygularını merak ediyorum. Umarım yıllar sonra bu projenin asıl meyvelerini görürüz. Şehirleri tekrardan yapılandırmak binalarla olmayacak. Sadece binalarla olmayacak. Şehirleri tekrardan yapılandırabilmek için bizim kültür sanat hayatını tekrardan ayaklandırmamız lazım. Özellikle yeni nesle ulaşmamız lazım. Çünkü çok uzun sürecek yapılanma, şehirlerin tekrardan eski haline gelmesi ya da yeni bir hal alması diyeyim, çok uzun sürecek ve bunu yapacak olan bu çocuklar, bu çocukların hayalleriyle şekil alacak. Çok değil, bu çocukları 10 yıl, 15 yıl sonra biz belki üniversitelerde, belki akademisyen olarak, belki siyaset meydanlarında göreceğiz. Dolayısıyla Renkli Hayaller sahnesi müthiş bir proje bu anlamda. Bu şehirler kadim şehirler, eski hayatlarına dönecekler. Orada yine tiyatrolar olacak, yine sinema salonları dolacak ve bugünler hatırlanacak. İşte bu mesela bunun gibi şu anda içinde olduğumuz belgeseller de bizim anılarımızı, hafızalarımızı hep bunu hatırlatıyor olacak. Ama biz varlığımızla tiyatroları oraya götürerek elbette ki yine burada hem ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var, devletin desteğine ihtiyacımız var, yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu sayede oraya gidip insanlarla tiyatroyu buluşturabiliriz, hepsiyle buluşturabiliriz. Ve bu şehirler tekrardan kurulurken sanat hayatlarını da tekrardan kurmanın yöntemlerini beraber bulabiliriz. Buna bizim desteğimiz hazırız yani. Bunu herkes biliyor zaten. Bu proje güzel tohumlar attı. Bu tohumları atarken de geleceği düşünerek attık. Bugünü değil,
bugüne katkısı olduysa ne mutlu, ama amacımız çok daha uzun yıllar sonrasındaki deprem alanında hayatını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş ya da umudunu kaybetmiş çocuklara, insanlara umut kazandırmaktı. Başardığımızı, bir nebze de olsun başardığımızı görmek ileride bizi çok mutlu eder. Bizim için bu projede yer almış olabilmek büyük bir mutluluk vesilesi. Çünkü ya bir tek çocuğun dahi yüzünde bir gülümseme, gözünde bir ışıltıya vesile olmak istemiştik. Renkli Hayaller sahnesi ismi de buradan geldi aslına bakarsanız. O çocuklarımızın yaşadığı kara günden uzaklaştırmak istedik. Onların tekrar umutlanabilmesini, tekrar heyecanlanabilmesini, tekrar neşelenebilmesini, tekrar bir arada olma duygusunu hissetmesini istedik. Güvenli bir ortamda abileriyle, ablalarıyla, sanatçılarla bir araya gelip ilham alabilmelerini istedik. Sanıyorum bunu da başardık. Proje boyunca çocuklarımızdan çok güzel geri bildirimler aldık. Çok heyecanlandılar, çok mutlu oldular. Bir an dahi olsa o hüzünlerinden uzaklaşabildiler. Umuyorum bu bir yapı taşı olmuştur. Umuyorum Renkli Hayaller sahnesi hayata baktıkları pencere içinde onlara bir perspektif katmıştır. Belki bir gün onlardan birini bir sahnede görürüz. Belki bir gün onlar başka bir çocuğa ilham verirler. O açıdan da bizi çok heyecanlandırıyor. Benim de gönlüme çok yakın bir proje oldu o yüzden. Bizi bir arada tutan şey birlikte olabilme isteğimiz, birlikte üretim yapabilme kapasitemiz ve düşlerimizi gerçek kılacağımız bir seyir alanı yaratma biçimimiz. Bunu oluşturabildik, çok mutluyum o yüzden. Renkli Hayaller sahnesi güzel şeylerin var olabileceğini hissettiğimiz, ütopyaların, güzel şeylerin, renkli bir dünyanın var olabileceğini hissettiğimiz deprem bölgesinde bile bunun yaratılabileceğine olan inancımızın altının çizildiği büyük bir sahne oldu bence. Depremler olabilir, binalar yıkılabilir. Bir sürü kayıp da olabilir ama hayat devam ettiği müddetçe biz tiyatro dilini kullanarak hayal etmeye, yeniden üretmeye, birbirimize dokunmaya ve umuyorum ki günün birinde Renkli Hayaller sahnesini açacak çocuklara dokunmaya devam edeceğiz. O yüzden proje amacına ulaştı diye düşünüyorum. Hala umut var. Hayat devam ediyor. Doğanın döngüsü içerisinde yaşadık bu felaketi. Doğa karşımıza daha birçok şey çıkartacaktır. Ama o çocukların yüzü güldükçe, doğayla kavga etmeden, doğayla iç içe yaşamaya devam edebileceğiz. Thank you.